Herkese merhabalar. Fizik yazılıya hazırlık videomuzda beraberiz. Birinci yazılı kampımızda teker teker konuları bitirmeye devam ediyoruz. Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve gün gün bütün hepsini işleyeceğiz. Hadi bakalım. Bugün sizinle beraber fizik yazılılarında biliyorsunuz ilk başta ilk yazılımızda fizik bilimine giriş. Aynı zamanda madde ve öz kütle ünitelerimizden soru gelecek. Aynı zamanda dayanıklılık, adezyon, kuvveti ve kohezyon kuvveti konularından da soru gelebilir. Dolayısıyla hangi okulda nereye kadar ilerlediğinize bağlı olarak hemen bir kısa özet yapacağız. Yani bu yazdığımız videomuzun içerisinde ilk başta bir özet kısmı olacak. Özet kısmından sonra gerçekten bu konuyla alakalı gelebilecek tarzda yazılı soruları karşımıza çıkacak ve yazılı sorularını beraber teker teker çözeceğiz. Yazılı da çıkabilecek ayarda sorular çözeceğiz. Şimdi ilk başta ilk ünitemizde ne öğrenmiştik ama ondan öncesinde hemen ne yapacağız? Bu konuyla alakalı bütün tekrarlarınızı sıfırdan dokuza fizik kitabımızdan hemen size Size sayfalarında göstereyim. Fizik bilimine giriş birinci ünitemiz ve aynı zamanda ikinci ünitemiz de burada görüyorsunuz. E, fizik bilimine girişten sonraki ünitemiz. Madde ve özellikler ünitemiz. Lütfen buradan tekrarlarınızı yapın. Burada konu anlatımlarına çalışabilirsiniz ve konu anlatımlarını ve testleri de çözebilirsiniz. Aynı zamanda aynı zamanda Dinamo Soru Bankası'nda fizikte de aynı zamanda neler var? Burada da bizim için birinci ünitenin sonunda yazılıya hazırlık kısımları var. Buradaki yazılıya hazırlık kısımlarını çözebilirsiniz. Aynı zamanda ALFL tekrarlarını ve ÖSYM tarzı ünite tekrar testlerimizi de buradan çözebilirsiniz. Her konuyla alakalı isterseniz de fen lisesi öğrencilerimiz de buradan da fen lisesi sorularını çalışabilir. Hadi bakalım o zaman dersimize müthiş bir şekilde başlayalım. Bir kere ilk ünitemiz fizik bilimine girişte gerçekten tanımsal bir üniteydi. Yani çoğunlukla ne yapıyorduk bu ünitede? Kavramları öğreniyorduk. Burada neydi? Fizik aslında madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıydı. Ve mikro evren, makro evren olmak üzere mikro evrenin modern fizik eskiden yapılan klasik fizikte makro evreni inceliyordu. Yani gökyüzünü, işte güneşi, doğayı, diğer gezegenleri ve benzeri inceliyordu. Peki mikro evreni inceleyen modern fizikte artık neye inceliyordu. Atom fiziği gibi böyle atom altı parçacıkları aynı zaman nükleer fizik gibi yeni alanlar açılmıştı. İşte fiziğin alt dallarına baktığımız zaman biz bunları kamyonet diye kodlayabiliriz. Hani fiziğin alt dallarından size soru gelirse hemen aklımıza diyeceğiz ki kamyonet. Bunlar, bunlar nedir? Katı hal fiziği. Bir kere katı hal fiziği bunların ilki. Ondan sonra ...atom fiziği... ...atom fiziği ve molekül fiziği aslında ikisi de beraber bunların... ...mekanik en önemlisi eski yani... ...klasik fiziğin en önemli parçası... ...yüksek enerji ve plazma fiziği... ...bu da mesela çok önemli... ...yıldızlardaki maddenin dört hali vardır aslında... ...üç hali yoktur... ...bizim öğrendiğimiz katı sıvı gazın dışında bir de plazma hali vardır... ...yıldızlardaki ve güneşteki... ...enerjinin kaynağı olan... ...bu fizik dalı bunları inceliyor diyebiliriz... ...optik ışığı inceliyor demiştik... ...nükleer fizik... E, ...aynı zamanda... Yine çekirdek fiziği de olarak da adlandırılıyor. Elektromanyetizma, elektrik ve manyetik alan, yani mıknatısları inceliyor. Mesela şu anda üretilen elektrik motorlu arabalar ve benzeri bunların hepsi elektromanyetizma ile bağlantılı. Termodinamik işte klimadır ve benzeridir. Bunda ısı ve sıcaklıkla alakalı. Yani ısı sıcaklık hal değişimi konularını inceliyor diyebiliriz. Katı hal fiziğini hemen bir tekrar edecek olursak LCD ekranlar aynı zamanda işte mikroelektronik mühendisinin incelediği eee ...ve termal özelliği sağlayan yarı iletkenleri inceliyor diyebiliriz. Atom fiziği deyince de hemen aklımıza atom ve moleküllerin birbirleriyle etkileşimi ve nanoteknoloji gelecek. Ve mekanik deyince de aklımıza aslında çok temel yani hareket, kuvvet, enerji... ...hareket, kuvvet, enerji gelecek aslında. Statik ve dinamik olarak da ikiye ayrılıyor. Bunu da hemen göstermek istiyorum. Statik ve dinamik. Yani durağın ve hareketli demek dinamikte hareketli demek diye düşünebilirsiniz. Peki o zaman optik deyince de kırılma, mercekler aynı zamanda aynalar, yansıma, e, gölge oluşumu ve benzeri bunların hepsi içine giriyor. Nükleer fizik deyince de işte nükleer santraller ve benzeri aklımıza gelsin diyoruz. Peki geldik. Şimdi de fiziğin alt dallarını birazcık hızlı bir şekilde hatırladıktan sonra neye bakmamız gerekiyor? Aslında temel büyüklükler aynı zamanda bir de e, türetilmiş büyüklükler vardı. Yani biz büyüklükleri ikiye ayırıyorduk. Birincisi temel büyüklükler, bir de türetilmiş büyüklüklerdi. Şimdi temel büyükler, büyüklükler büyüklükler hemen aklımıza kısa muz gelmeli. Burası çok önemli çünkü hep karşımıza çıkar. Kısa muzun açılımını hemen size söylemek istiyorum. Ha şöyle yapalım. Kısa muz diyelim. Bunların bunlar çok önemli çünkü her zaman kısalda çıkar. Kütle aklımıza gelecek. Ee, şeyde e, K'de aynı zamanda I'da ışık şiddeti aklımıza gelecek aynı zamanda S'de sıcaklık aklımıza gelecek aynı zamanda A'da akım şiddeti aklımıza gelecek bunları not alabilirsiniz aynı zamanda M'de madde miktarı aklımıza gelecek U'da uzunluk zaten bunu biliyoruz metreyle ile ölçülüyor Z'de de zaman aklımıza gelecek dolayısıyla kütle, ışık, sıcaklık, e, akım, aynı zamanda madde miktarı, madde miktarı diyelim buna. Uzunluk ve zaman. Bu buradaki toplam yedi tane e, aslında büyüklüğümüz temel büyüklükler ve bunların birimlerini falan da bilmek zorundayız. Bakın mesela kütle birimi deyince hemen aklına insanın gram. Hayır, gram değil. Kütlenin birimi kilogramdır ve neyle gösterilir dersek bir de sembolleri var bunların. Mesela kütlenin sembolü m'dir. Işık şiddetinin sembolü I'dir mesela burada e, sıcaklığın sembolü büyük T harfidir. Zamanın sembolü küçük T harfidir. Aynı zamanda uzunluğun sembolü L'dir mesela. E, aynı zamanda madde miktarının sembolü N'dir. N gösterir aslında. burada Avogadro Avogadro falan filan var aslında karşımıza çıkan. Akımın sembolü de küçük i'dir. Yani bak burada büyük I ışık da oluyordu. Küçük i de akım şiddeti oluyordu. Bunların bir de ee, neleri var aslında? Bunların bir de birimleri var. Bunlar çok çıktığı için yazıyorum. Niye bunları bir daha bir daha yazıyorsun? Çünkü çok çıkıyor bunlar. Mesela e, kilogram, kilogram kütlerin birimidir. Işık şiddetinin birimi kandeladır. Sıcaklığın birimi aman dikkat edin kelvindir. Santigrat derece değil. Akımın birimi amperdir. Büyük hale gösterilir aynı şekilde. Aynı zamanda bunun birimi yoktur. Bunun birimi yoktur. Yani amande miktarının birimi yoktur. Ee, ve uzunluğun birimi de tabii ki metredir. Ama bak bu ikisi karışmasın. Bu bu sembolü, bu birimi uzunluğun e, metre olduğu için ve zamanın birimi de saniyedir diyebiliriz. Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Peki, bunlar temel büyüklükler. Bir de türetilmiş büyüklükler var. Mesela türetilmiş büyüklüklerden bir, ben sana hemen hızı söyleyebilirim. Hız dediğimiz aslında metreyi saniyeye bölerek bulunur ve bunun birimi aslında türemiş bir büyüklüktür bu. Yani bunun birimi aslında e, buradaki uzunluğun zamana bölümüyle bulunur. Burası çok önemli. Veya işte kuvvetin birimi farklı bir şekilde bulunur. Aynı zamanda enerjinin birimi farklı bir... Bunlar hepsi türetilmiş büyüklük. Burada dikkat edelim temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler diye ikiye ayırdık. Ve şunu unutmayalım bir de büyüklükleri biz skaler ve vektörel diye ikiye ayırıyoruz. Bunların temel farkı da vektörel deyince Aklımıza hemen yön gelecek. Yani yön varsa vektörel büyüklük. Hatta vektörleri nasıl gösteriyoruz dersek vektörel büyüklükte bir başlangıç noktası vardı. Bir de doğrultu vardı. Mesela şu bir doğrultudur. Bu doğrunun üzerinde gidiyor. Bu tarafa doğru yöndür. Yani şu bir yöndür. Şu da doğrultudur. Doğrultuyla yön farklıdır unutmayalım. Mesela e, şu doğrultuda... Hem bu tarafa doğru giden başka bir vektör hem de bu tarafa doğru giden başka bir vektör olabilir. Aynı doğru doğrunun üzerinde bunlar ama farklı yönlere gidiyor unutmayalım. Ve şiddeti vardır vektörlerin ve işte vektörel büyüklüklerde yön çok önemli bir kavramdır. Mesela kuvvetin bir yönü vardır. Ağırlığın bir yönü vardır. Hızın bir yönü vardır. imenin bir yönü vardır. Hatta bunları F'nin üzerine böyle bir ok göstererek, hatta böyle G'nin üzerine böyle bir ok göstererek sembolleriyle ifade edebiliriz veya A'nın üzerine böyle bir ok göstererek veya V'nin yani hızın üzerine ...böyle bir ok göstererek vektörel olduğunu gösterebiliriz. Ama çok enteresan bir şey var. Sürat dediğimiz şeyin de... E, ...mesela yönü yoktur. Mesela İstanbul'dan Ankara arasında giden bir aracın süreti... E, ...işte 300 kilometre bölü saat. Ama ne tarafa doğru gittiğini söylemiyorum. İstanbul Ankara arasında e, seyahat eden bir araç. Belki İstanbul'dan Ankara veya Ankara'dan İstanbul'a hiç fark etmez. Süretini biliyoruz ama... ...İstanbul'dan Ankara'ya 300 kilometre bölü saat hızla... Bak, bak burada yönü söylüyorum. İstanbuldan Ankara diyorum. Yön varsa hız, yön yoksa sürattir. Bunu çok karıştırıldığı için tekrar diyorum. Büyük V harfiyle hacmi gösteririz. Bunun bir yönü yoktur. Hacmin bir madde'nin hacminin yönü yoktur. Veya enerjinin bir yönü yoktur. Basıncın bir yönü yoktur. Veya zamanın bir yönü yoktur. Mesela üç saniye. Ne tarafa doğru? Bilmiyorum. Ne bileyim? Uzunluk. Mesela üç metre. E, bu kalemin boyu işte on santimetre. Ne tarafa doğru? Ne bileyim? Öyle bir şey olmaz ki bir tarafa doğru olmaz. İşte mesela uzunluğun da bir yönü yoktur. Bunların hepsi skalerdir. Skaler deyince yönsüz demek. Hatta buraya yazıyorum. Yönsüz büyüklük diyebiliriz. Şimdi geldik. O zaman artık bunun sonunda da yani bunları anladıktan ve öğrendikten sonra ne geliyoruz? İşte fizik ve bilimsel araştırma merkezi. Mesela TÜBİTAK bilimsel yarışmalar yapar. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu aslında kısaltması. Taek işte Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, nükleer enerjiyle alakalı çalışmalar yapar. Atomlarla alakalı olduğu için. Aselsan, Aselsan mesela askeri haberleşme ve teknoloji aslında bunun kısalt, neyin kısaltması olduğunu söyleyeyim. Askeri ve elektronik sanayinin kısaltması e, Elsan. E, bu SÖRN atom altı parçacıkları araştıran İsviçre'deki bir merkez aslında NASA ve ESA'da NASA Amerika'nın ee, bu da Avrupa'nın aslında uzay araştırmaları merkezleri diyebiliriz. Ee, dünyada fizik alanında araştırma yapan yerler. Hemen ufak bir düzeltme yapıyoruz. Buradaki madde miktarımızın birimine biz mol adını veriyoruz. Molle ölçüyoruz. Hemen o düzeltmeyi de yapalım. Hemen şimdi diğer sayfamıza geçelim. Şimdi geldik bu en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü madde ve özelliklerinde birazcık daha matematik var ve fizik deyince hemen aklına insanın matematik gelir. Yani matematikle alakalı birçok şeyi bilmek zorundayız. Mesela burada maddenin temel özellikleri nelerdir dersek yani maddenin en önemli temel özellikleri nelerdir desek kütle hacim bu maddenin en temel özellikleridir. Kütle ve hacmi olan ve elemsizliği olan her şeyi biz madde olarak kabul ediyoruz diyebiliriz. İşte kütle ve hacim maddenin temel özelliklerinden bir de eylemsizlik var onu bilmemize gerek yok şu anda. İşte bu kütle ve hacmi ölçerken belli birimler kullanıyoruz. Kütleyi bir kere küçük m harfiyle gösteriyoruz. Bu İngilizce'deki mes'ten geliyor aslında. Bunu da büyük v harfiyle gösteriyoruz. Bu da volümden geliyor İngilizce'deki. O yüzden hani şeyin mesela ee, şeylerde sesi açar mısın volümü açar mısın aslında bununla bağlantılı hacim demek aslında ee, Ve V de burada şunu unutmayalım biz bunlar bunlara ne diyoruz sembolleri diyoruz sembolleri peki birimleri nelerdir işte Kütlenin birimi kilogramdır ve kilogramı grama çevirmeyi mutlaka çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bin gramdır bir kilogram. Aynı zamanda bir tonda bin kilogramdır. Unutmayalım bu çevirmeler çok karşımıza çıkar. Aynı zamanda tabii ki eskiden öğrendiğimiz bu ta ilkokullardan beri öğrendiğimiz ne vardı? Kilogram, hektogram, dekagram, e, gram, e, santigram, e, des pardon, desigram, santigram, miligram. Bak bu çok iyi bileceğiz. Kilo... ...hekta, deka, ondan sonra burası boş, e, bunun metresi de vardır, e, santimetre küpü de vardır... ...burada da göreceğiz zaten, ondan sonra desi, santi ve milidir... ...bak miligram, bak burası gram olursa bu kilogram, hektogram, dekagram... ...ve her biri arasındaki harekette de onla çarpıyoruz, aşağı doğru inerken onla çarpıyoruz... ...yukarı doğru çıkarken de ona bölüyoruz, unutmayalım bunu... Peki kütle neyle ölçülür? Eşit kollu terazi ile ölçülür diyoruz. Bunlarla alakalı sorularımız var, merak etmeyin. Aynı zamanda hacim neyle ölçülür dersek, bu arada bu videomuzun içerisinde e, zaman kodları var ve bu zaman kodlarına göre isterseniz bu konuları atlayıp hemen sorulara geçebilirsiniz veya işte burada başka konu anlatımlarını da zıplaya zıplama yapabilirsiniz YouTube'un yeni özelliği sayesinde. Maddenin boşlukta kapladığı yere biz hacim diyoruz ve e, hacim dediğimiz şey ...aslında farklı yöntemlerle ölçülebiliyor. Farklı yöntemlerden bir tanesi nedir dersek... ...bir kere e, kütleyi eşit kollu teraziyle ölçüyoruz. Eşit kollu terazi aşırı önemli. Peki biz hacmi neyle ölçüyoruz? Hacmi aslında istersek dereceli silindirle ölçüyoruz. Burada ölçekleri e, yardımıyla... ...düzgün olmayan cisimlerin hacmi ölçekli e, ölçekli silindir yardımıyla bunu yazıyorum... Bunu eksik bırakmışız. Ölçekli silindir yardımıyla ölçülebilir. Böyle bir silindir var. Bunun üzerinde işte burası 100 mililitre yazıyor. Burası 200 mililitre yazıyor. Sonra biz içinde su koyuyorsun. Sonra içine bir taş atıyorsun. Bu taş yüzünden bu bir anda yükseliyor. Ne kadar yükseldi? İşte bu kadar. Bu aslında yeri değişen sıvı dediğimiz şey bu taşın hacmine eşit oluyor. Hemen onu da yazmak istiyorum yeri değişen değişen sıvı eşittir taş hacmi diyoruz. Bu çok önemli. Sınavlarda çıkan bir özellik veya taş değil de başka bir şey kutu atmışızdır fark etmez. Ama ne kadar sıvının yeri değişiyorsa dışarıya da taşabilir bu arada. İçeride de yükselebilir bu arada. Bunların e, aslında taşın hacmine eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki düzgün cisimlerin hacimlerini nasıl hesaplıyoruz? Bir kere hacim hesaplamak için biz hangi birimi kullanıyoruz dersek hacim hesaplama birimi bak burada bunun birimi kilogramdı. Bunun birimi metre küptür. de ...aynı zımbırtı vardır. Yani metre küp, desimetre küp, santimetre küp, milimetre küp ...veya dekametre küp, hektometre küp, kilometre küp, Ama burada çok önemli bir şey var. Bu küplü olduğu için her seferinde... ...yani metreküplü de aşağı inerken çarpı bin yapıyoruz. Yukarı doğru çıkarken de bölü bin yapıyoruz. Her bir basamakta, bir basamakta. İşte burası kritik. Mesela burada hemen sana bir örnek vermek istiyorum. Bir örnek verirsek. Bir metre küp eşittir. Bir tane aşağı inelim. Desimetre küp'e çevirelim. Bin desimetre küptür. Burası çok önemli yani her bir basamakta binle çarpıyoruz veya bir desimetre küp bin santimetre küptür veya bir desimetre küp bin bir milyon milimetre küptür bunları da aklımıza getirelim. Peki burada bir şey daha hatırlatmak istiyorum bir litrenin, bir litrenin bir litrenin bir litrenin bir desimetre küp olduğunu da lütfen aklımıza kazıyalım diyoruz. Peki geldik şekli bilinen maddelerin hacimleri nasıl sapınıyor? hacim eşittir. Bak küp şeklinde bir kenara A ise A'nın kübü şeklinde sapınıyor... Eğer dikdörtgenler prizması ise farklı ayrıtlarının çarpımıyla A çarpı B çarpı C ile sapınıyor... Eğer silindirse pi çarpı r'nin karesi yarı çapının karesi çarpı yükseklikle hesaplanıyor. Yani taban alanı daire olduğu için pi r kare taban alanı çarpı yükseklikle hesaplanıyor. Eğer küre ise bu kıldır. Özellikle misket soruları falan filan vardır. Kürede de 4 bölü 3 4 bölü 3'ü başa yazıyorsun. Çarpı pi çarpı r'nin kübüyle hesaplanıyor. Burada dört e, 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r'nin kübüyle hesaplanıyor. Bu da önemli bir özellik. Aman karıştırmayın. Burada yanlış yazmışız. R'nin kübü olması gerekiyor. Aman 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 dikkat edelim. O zaman 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp bizim küremizin hacmi oluyor. Mesela bir yarıçapı e, yarı çapı 2 santimetre olan bir kürenin hacmini hesaplarsak 2'nin kübünü alıyoruz. Pi ile çarpıyoruz. Verildiyse eğer 4 bölü 3'e çarpıyoruz. O zaman bu misketin hacmini bulmuş oluyoruz mesela. Şimdi geldik en önemli kısma. Yani öz kütle biz bunları niye öğrendik? Biz bunları aslında öz kütleyi anlayabilmek için öğrendik. Öz kütle dediğimiz şey aslında maddenin maddenin kendine özgü ayırt edici özelliğidir. Bak burayı yazıyorum. Bir kere öz kütleyi D harfiyle gösteriyoruz. İngilizcedeki density'den geliyor aslında. Ee, aynı zamanda öz kütlenin birimine baktığımız zaman kilogram Bölü metreküp oluyor. Bu nereden geldi yahu? Bak birimden bile anlayabilirsin her şeyi. Neden? Kilogram neyin birimiydi? Kütlerin birimiydi. Metreküp neyin birimiydi? Hacmi birimiydi. O zaman kütleyi hacmi bölmemiz gerekiyor ki öz kütleyi bulalım. İşte burada hangi formülü ezberleyeceğiz? Dede, muzu, böl, ver formülü ezberleyeceğiz. Yani öz kütlemizin sembolü veya bunu bu arada yoğunluk diye de bilirsiniz. Yoğunluk da diyebilirler aklınız karışmasın. Yoğunluğun formülü kütlenin hacme bölümüyle bulunur. Ve kütlenin hacme bölümünde dede muzu böl diye de ezberleyebilirsiniz. Öz kütle bir kere bizim için nedir dersek ayırt edici özelliktir. Yani her bir maddede farklıdır. Ayırt, ayırt edici özellik ne demek? E, mesela suyun özkütesi farklıdır. E, Deytin yanlı özkütesi farklıdır. Bu kalemin özkütesi farklıdır. Ve bunlar hatta özkütteleri ayırt etmek için suyun içine atarız. Suza batanlar suyun özkütesinden daha fazladır. E, ama yukarıda yüzenlerde mesela insan mesela yüzebilir. E, veya tahta yüzebilir. Kalas yüzebilir. Bunların hepsi de suyun özkütesinden daha azdır. Veya asıl duranlarda suyun özkütesine eşittir gibi özelliklerde vardı. Hatırlayalım. Bir de bir de bir de karşımıza mor kalemler de bakayım Teb tebrik ederim seni. Oradan bir mor kalemi hemen alalım. Mor kalemle yazacağım çünkü aslında bizim için bir de mor deve formülümüz var. M eşittir D çarpı v. mor deve. Bak bu mor deveyi mor deveyi yani kütle eşittir. E, öz kütle çarpı hacmi ve aynı zamanda aynı zamanda dede muzu bölveri. Dede muzu böl ver. Yani öz kütlerin formülünü çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mor deve ve dedemuz böl ver. Şimdi bunlar karşımıza çıkacak sınavda ve biz bunları genellikle bir grafik içerisinde alacağız. Yani soru hazırlayan insanlar ne yaparlar? Böyle bir kütle hacim grafiği çizerler ve burası M olur, burası da V olur, hacim olur ve şöyle grafiği çizdikten sonra buradan bir nokta bulman gerekiyor senin. Yani soruyu çözmeye çalışmak. Burada bir nokta bulman gerekiyor. Bu noktanın burası mesela 10 e metreküp veya santimetreküp olur. Bu arada hacim yerine santimetreküp de kullanabilirler. Kütle yerine gramı da kullanabilirler bu arada. Onda söylemek istiyorum. gram bölü santimetreküp hacim hesabı yapabilir, e, öz kütle hesabı yapabilirsiniz. Burada mesela 30 derler. O zaman kütlesi 30 bak bu noktanın kütlesi 30, hacmi 10. O zaman 30'u 10'a böldüğümüz zaman 30/10'dan 3 gram bölü santimetre küp de yazabilirsiniz. Yani illa kilogram bölü metre küp olmak zorunda değil. Genellikle zaten sorularda gram bölü santimetre küp çıkar. Dolayısıyla biz bir grafik verildiği zaman grafikten soruyu çözebilmek için kesinlikle ve kesinlikle ne yazıyoruz? Nokta metodu. Yani noktayı seç sonra işlem yap. Sakın saçma sapan işte şuradaki sayıları okuyarak bir şey yapma. Bir noktayı seç o noktanın koordinatlarına göre e, işlem yap diyoruz. Dedemuzu böl veri dedik. Zaten buradaki bir formül üçgenimizde mor dv olabilir veya d eşittir m bölü v. O zaman v veya v eşittir m bölü d olabilir diyoruz. Peki bunları da anladıktan sonra diyoruz ki karışımlar peki nasıl yapılır? Çünkü karışım soruları karşımıza gelecek. Eğer iki sıvıyı karıştırırsak birbirleriyle buradaki karışımın yani dk demişim buraya. Ne demek? Karışımın öz kütlesi ...ikisinin arasında olacak. Yani D2 ile D1 arasında bir öz olacak. Mesela diyelim ki bunun e, öz veya yoğunluğu 2 diyelim. Bunun öz veya yoğunluğu 1 diyelim. Şimdi bu ikisini karıştırdığımız zaman bu sıvının yoğunluğu DK diyelim ne olur dersek 1.5, 1.7, 1.3, 1.8 gibi rakamlı olur. bak 1.5 olabilir. Veya 1.7 olur. Veya 1.3 olur. Veya 1.1 olur veya 1.98 olur mesela ama hiçbir zaman 1 veya 2 olamaz. Dikkat edin. Hiçbir zaman 1 veya 2 olamaz. Arada bir yerde bir sonuç çıkar. Peki neye göre niye 1.5 olmadı yahu? Yani 1 ile 2'yi karıştırıyorum. Tam ortasında bir şey. Hani şöyle düşün. Bu sıcak bu da soğuk bir sıvı. İkisini karıştığım zaman ne olur evladım? Ilık olur değil mi? Aynı onun gibi düşünelim. Ilık bir sıvı oluştu. Peki Niye peki? Bir, iki olamıyor zaten anladık yani ne sıcak ne sıcak soğuk olacak. Çünkü ikisini karıştıralık olacak tamam bunu aldık. Peki neye göre bir buçuk olmuyor? Niye orada olmuyor? İşte hangisinden daha fazla koyuyoruz? Hangisinden daha fazla hacim koyuyoruz? Bunu bilmediğimiz için mesela ikisini de eşit hacimde koyarsak bir buçuk olur. Eğer bundan daha fazla koyarsak ...1.98 olabilir mesela. Eğer bundan daha fazla koyarsak buna yakın olur. Mesela 1.1 olur. Geri gibi akıl yürütme yapacağız. Aşırı önemli, aşırı değerli e, bu özellikler diyoruz. Ve artık bundan sonrasını bazı okullarda işlemeliler. Dolayısıyla siz eğer bunda bunları görmediyseniz bunları izlemenize gerek yok. Ama gördüyseniz mutlaka sınavda çıkacaksa mutlaka mutlaka bunları da bilelim lütfen. Çünkü bu da karşımıza gelecek bir... E, özellik diyoruz. Şimdi dayanıklılık başlayı dayanıklılık deyince özellikle katı cisimlerde, daha sadece katı cisimlerde dayanıklılık hesabı yapabiliyoruz. Bir düzgün bir cismin dayanıklılığı kesit alanının hacmine bölümüyle bulunur. Yani aslında fazla uzatmayalım. Düzgün bir cismin dayanıklılığı bir bölü bir bölü yüksekliğiyle bulunur. Bir bölü yüksekliğiyle bulunur. O zaman uzun olan cisimler, yüksek olan cisimler aslında daha dayanıksızdır. Hani uzun binalar daha dayanıksız deriz ya. Hani öyle düşünelim Yani kısa bina yere yakın olanlar daha dayanıklıdır. Aklınıza bunu getirelim. Çünkü yükseklikle ters orantılı. İşte kesit alanı böyle hacimlerden çıktı? Mesela silindir, küp, dikdörtgenler prizması. Bak hemen sana silindiri çizeyim. Şöyle bir silindir diyelim. Bak bu silindirin kesit alanı nedir dersem ben bunu ortadan böyle kessem. Mesela bir bardağı kestim. Mesela şu silindirin kesit alanı. Böyle kestiğim zaman bu arada aslında karşıma ne geliyor? Şöyle bir şöyle bir aslında e, daire geliyor. İşte silindirin kesit alanı mesela dairedir. İşte bu daireyi neye bölüyoruz? Silindirin hacmine bölüyoruz. Veya küpte dikdörtgenler prizmasında hep bunun gibi sonuçlar çıkacak. İşte burada da karşımıza ne gelecek? Aslında bir bölü bir bölü h yani bir bölü yükseklik sonucu geliyor dayanıklılık için. Dayanıklılıkta bunu bilmemiz gerekiyor. Dayanıklılıkta aynı zamanda küp gök yasası diye bir şey var. Onu sonra sorularda göreceğiz. Ama düzgün cisimlerde mesela bir tane de ne çizelim? Küp çizelim. Eğer bir küp çizersek ben bunu böyle ortadan ikiye kesersem ne olur? Aslında şurada bir e, kare şeklinde bir kesit alan çıkar. Kare şeklinde kesit alanı da bilmemiz gerekiyor. Kesit alanların nasıl ortaya çıktığını da bilmemiz gerekiyor. Peki hemen bir soru. Şöyle bir silindir mi daha dayanıklıdır? Şöyle bir silindir mi daha dayanıklıdır? İkisi de aynı yükseklikte. İkisinin de dayanıklılığı aynıdır. Çünkü bir bölü yükseklikle hesaplanıyor. Yani yüksekleri aynı olduğu için ikisinin de dayanıklılığı aynıdır. Ama desem ki, desem ki şöyle bir silindir var ve çok kalın ama çok kalın şöyle bir kalın ama e, daha yüksek işte hangisi daha kalıntır bu daha dayanıklı Çünkü kısa olan daha dayanıktır. Aman dikkat edelim buraya. Geldik şimdi de adezyon kohezyona. Şimdi adezyon kuv e, kuvveti bir de kohezyon kuvveti denilen bir aslında e, kuvvet çeşidi var. Şimdi adezyon kuvvetinin diğer bir adı yapışma kuvvetidir. Aman dikkat edelim yapışma. Ve aynı zamanda kohezyon kuvvetinin diğer adı da. Tutma yani birbirlerini tutma. Yapışma demek farklı cins moleküllerin birbirini çekmesi aşırı değerli. Tutma demekse aynı cins moleküllerin birbirini çekmesi. Yani birbirimizi tutuyoruz birbirimizi tutuyoruz. Ee, bir şey olmasın bize diye birbirimize sarıldık. Ama farklı cinslere yapışıyorsun. ya yani ne yapışkan bir adamsın sen. İşte git ben senden farklıyım kardeşim böyle aklınıza bunu getirin mesela. Ay ne yapışkan bir adamsın iki tane adam var burada mesela Diyor, bunlar farklı birbirinden tamamen karakterleri farklı o zaman ne diyor bu buna diyor ki yapışkansın sen ne yapışkansın adezyon ay 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 diyor sana ama burada ne oluyor kohezyon aslında burada birbirleriyle aynı e, tip insanlar birbirlerini tutuyor ben seni destekliyorum gerçekten de aynı görüşteyiz çünkü aynı cins molekülüz biz aynı cins aynı cinsiz biz ama bunlar farklı cins dolayısıyla cins cins insanlar var dolayısıyla tozların sehpaya yapışması mesela e, burada nasıl söyleyebiliriz? Tozlarla sehpa farklı cins maddeler olduğu için ve e, burada birbirlerine yapışıyorlar. Adezyon kuvveti var. Ama su damlasının küresel şekil alması bak hep hemen şu aklımıza şu gelecek. Eğer bir yüzey varsa eğer bir yüzey varsa su damlası böyle duruyorsa bak bu çok önemli. Su damlası böyle duruyorsa burada adezyon vardır. Su damlası böyle duruyorsa burada kohezyon vardır. Yani Burada siyah bir yüzey. Bak bunu birazcık daha kalın yapıyorum. Bu yüzeyde adezyon vardır. Çünkü yapışmış. Ama burada toparlak bir şekilde bulunuyor. Ben top gibiyim. Yani e, bir toparlağım ve kendimi tutuyorum. Başkasına hiçbir şekilde aslında bulaşma. O bu ne yapıyor? O yüzeye yapışıyor aslında diye düşüneceğiz. Peki geldik o zaman sudanmasının damlasının e, küresel e, şekil alması diyoruz. Şimdi dolayısıyla adezyon ve kohezyonu bu şekilde. Bir de bir tane daha örnek var. Bir de şöyle bir kabın içerisinde suyu gösterirsek adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle. Mesela buradaki su eğer adezyon kuvvetlerinin etkisindeyse böyle bu durur. Su bu kabın içerisinde böyle durur. Eğer kohezyon kuvvetinin içindeyse böyle toparlak bir tepe gibi durur. İşte bu da adezyon ve kohezyonun birbirlerinden farklı olduğunu göstergesi. Yani burada top gibi burada da çukur gibi duruyor adezyonda. Unutmayalım. Ee, bunlar çok önemli. Yani top ve e, dağ gibi. Burada çukur gibi. Aslında tümsek gibi. Çukur ve tümsek yapısında çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldik yüzey gelimine. Aslında suyun üzerinde e, hatırlıyorsak böcekler böyle e, ayaklarıyla durabiliyordu. İşte bunun sebebi de suyun üzerindeki yüzey gerilimiydi. Yüzeydeki moleküllerin birbirlerini çok daha sıkı bir şekilde tutmasıydı. İşte suyun kohezyon kuvvetlerinin etkisiyle yani birbirlerini tutma kuvvetlerinin etkisiyle oluşur. Yüzeydeki su moleküllerinin ama yüzey gerilimi zaten o yüzden yüzey gerilimi diyoruz buna biz. Ve e, şunu unutmayalım suyun yüzey gerilimini eğer sabun deterjan kullanırsak ...azaltırız. Çözünmeyen... ...maddeler kullanırsak azaltırız. Suda çözünmeyen mesela yağ ve benzeri. Tuz kullanırsak arttırırız... ...yüzey gerilimini. Tuz suda çözünen... ...bir maddedir çünkü. E, sıcaklık... E, ...arttırırsak... ...sıcaklığı arttırırsak yüzey gerilimi de... ...artar. Sıvıyı karıştırırsak... ...yüzey gerilimi de artar. Unutmayalım... ...iyi bir temizlik için yüzey gerilimini azaltmamız gerekiyor. O zaman nasıl azaltabiliriz? Sabun deterjan kullanarak azaltabiliriz. Suyun içine sabun deterjan kaza, katarak azaltabiliriz. Veya çözünmeyen maddeler kullanarak da suyun içinde azaltabiliriz diyoruz. Şimdi yüzey geriliminde, yüzey geriliminde bunları da hatırladıktan sonra neye bakalım? Bir de adezyon, kohezyon kuvvetinin birbirleriyle e, kuvvetleri sıvının hareket etmesi. Mesela burada dikkat edersek direkt ama direkt adezyon kuvvetleri adezyon kuvvetleri etkili. Yani yapışma kuvvetleri etkili. Neden? Ç şöyle bir çukur yapı oluşmuş. Yani buradaki sıvı, buradaki kaba yapışıyor. Farklı cins ee, kaba, yapışma. Ama buraya bakarsak bu civa zaten kohezyonu çok kuvvetli bir metaldir, sıvı metaldir. Burada da ne oluyor aslında? Civa aslında kohezyon kuvvetlerinin etkisinde olduğu için böyle top gibi durmaya çalışıyor. Ben seni sevmiyorum materyal yani cam veya işte dışın kabı kabın dışı. O yüzden kaçmaya çalışıyor onlardan diyoruz. Hatta burada da ne olur bak dikkat edin. Burada yükselme olur. Yükselme oluyoruz. Burada alçalma olur. İşte bu yükselme olayı, yükselme olayı veya bu şekilde alçalma olayını da biz kılcallık etkisi diyoruz. Kılcallık etkisi. Bu kılcallık etkisi sıvıdaki kohezyon kuvveti ve sıvının temas ettiği kap arasındaki adezyon kuvvetinin farkı nedeniyle sıvının kılcal borularda yükselmesi veya alçalma eğilimi gösterir. Bak burada yükselme oluyordu. Burada ise alçalma oluyor diyoruz. Buna da biz kılcallık olayı diyoruz. Hadi bakalım o zaman Bundan sonrası, bundan sonrası bazı okullarda bu bundan sonrasına da geçmemiş olabilirler. Şimdiden söylemek istiyorum. Dolayısıyla ba, buradaki anlatacaklarımız hız, e, yer değiştirme ve sürat. Yani yeni ünitemizin başlıkları, yani hareket ve kuvvet ünitemizin başlıkları. Bazı okullar buna geçmemiş olabilir. Sınav daha önceki ünitelerden yani ilk iki üniteden olabilir. Eğer geçtiyseniz bunlara da bakabilirsiniz. Şimdi bir kere şunu unutmayacağız. Harekette yer değiştirme ve veya alınan yol kavramları birbirinden farklıdır. Yani mesela sen buradan başladın hareketine. Sonra buraya gittin, sonra buraya geldin ve buraya bu, burada noktalandırdın. İşte senin aldığın yol bu buraya gelmiştin, sonra buraya gelmiştin. Aldığın yol mesela burası 10 metre, burası 20 metre. Toplamda alınan yol bak hemen buraya yazmak istiyorum. Alınan yol eşittir e, 30 metre diyebiliriz. Bak bunun hepsinde metre diyelim. Sallıyorum bunları. Ama senin yer değiştirmen buradan başladın buraya geldin ya. Buradan buraya çizilen bir vektördür aslında. Yani yönlü bir harekettir ve bu yer değiştirme dediğimiz şey de delta x ile gösterilir. Yer değiştirme. Bu farklı bir şey. Yer değiştirme delta x ve yönü vardır. Ve buradan mesela burası kaç metre diyelim? İşte 18 metre diyelim. Bak dikkat et. Burada 18 metre yer değiştirme varken alınan yol 30 metre. Yani alınan yola yer değiştirme farklı olabilir. Bunu normalde hiç görmemiştik ilk defa görüyoruz. Cismin son ve ilk konumlar arasındaki farka biz yer değiştirme diyoruz aslında. Dolayısıyla biz bunu nasıl gösteriyoruz? Delta x ve üzerinde ok işareti. Çünkü neden? Vektörel bir büyüklük ve yönlü bir büyüklük. Şunu unutmayalım. Biz konum zaman grafiği çizersek mesela bizim konumumuz sıfırdaydı sonra x'e geldik ve t sürede geldik. İşte bu konum zaman grafiğinde aslında buradaki x'in t'ye bölümü yani yolun zamana bölümü aslında e, bize neyi verir? süreti verir diyebiliriz. Hızı da hesaplayabiliriz. Buradan diyoruz. Burada hız eşittir. Ne yaparız? Ne yaparız peki? Delta x bölü t yapabiliriz. Bu da aslında hızın hesaplanma formülüdür diyoruz. Aynı zamanda süreti nasıl hesaplarız dersek sürat eşittir alınan yol bölü zamandır. Mesela ben buradan buraya yani bu noktadan bu noktaya işte 5 saniyede geldim diyelim. Bak. Süretin ne kadardır? Alınan yol ne kadar? 10 artı 20, 30 bölü 5 eşittir 6 metre bölü saniyedir. Benim süretimdir bu. Ama hızım ne kadar dersek hız eşittir. Yani V vektörel işareti var burada. Nedir aslında? Yer değiştirme yani 18 bölü ne kadar sürede? 5 saniyede. 18 bölü 5 3.6 metre bölü 3,6 metre bölü saniyedir. Yani bak Hızla sürat birbirlerinden farklı olabiliyor aynı hareketi yapsalar da bu da önemli bir ayrıntı. Peki geldik hız hesaplanması ne demiştik? Yer değiştirme bölü zamanla bulunuyordu. Birim zamandaki yer değişimi hız ve hızın fo, e, şeyini çizdiğimiz zaman aslında e, buradaki grafiğini çizdiğimiz zaman hız işte metre bölü saniye diyelim birimine. Buna da saniye diyelim. Bak V ve T ile gösteriliyor ve sabit süratli bir hareket var burada aslında. İşte bu grafiğin altında kalan alan bize yer değiştirme verir. Aman dikkat et. Mesela burası 30 diyelim. Burası da 5 diyelim. Bunun altında kalan alan burası 30'dur. Burası 5'dir. 30 çarpı 5 yani bir dikdörtgen alıdır. 150 metre yer değiştirme vardır şeklinde hesaplamalar yapabiliriz. Demin de söylediğiniz gibi ilk konum son konumda böyle böyle gitmiş olabilirsin ama sonuç olarak yer değiştirmen buradan buraya en kısa mesafedir diyoruz. Buraya kadar yapıyoruz ve sonrasında hemen sizinle beraber sorulara geçeceğiz. Hadi bakalım o zaman sorularımıza müthiş bir başlangıç yapalım. Bir kere eşleştirme sorumuz var. Demiş ki bize yukarıda verilen fiziğin alt dallarıyla incelediği alanları eşleştiriniz demiş. Bak termodinamik. Termodinamik deyince hemen aklımıza ısı, sıcaklık ve hal değişimi gelecek. Hemen bunları bir notlarımı yazıyorum. Yüksek enerji ve plazma fiziği deyince hemen aklımıza güneş, aynı zamanda e, yıldızlar, yıldızlar, Ma maddenin plazma halini yazmamayız. Zaten burada yazıyor plazma hali ve mesela ateş falan gelecek. Ateş de mesela e, maddenin plazma halindedir. E, şu ocakla gelen ateş diye düşünebilirsiniz optik deyince hemen aklımıza e, yansıma yansıma aynı zamanda ışığı yazmıyorum bile ama yine yazalım kırılma kırılma katı fiziği deyince aklımıza mesela burada LCD ekranlar gelebilir ama burada da yarı iletkenler yani özellikle bilgisayarların yapıldığı hani silikonlar ve benzeri katı içinde. hadi bakalım şimdi atom ve atom altı parçacıkları inceler Atom ve atom altı parçacıkları inceleyen acaba hangisidir dersek tabii ki yüksek enerji ve plazma fiziği. Çünkü yüksek enerji ve plazma fiziğinde atom ve atom altı parçacıkların birbirleriyle dönüşümü ve bu sonuçta ortaya çıkan yüksek enerji var. Atom ve atom altı parçacıkları inceler ve diğer adı da Parçacık fiziğidir demiş. Burada yüksek enerji ve plazma fiziğinin diğer bir adı da dediğimiz gibi parçacık fiziğidir. Neden parçacık fiziği? Çünkü aslında buradaki enerjileri ortaya çıkartan bu atom altı parçacıklar diyoruz. Ve maddenin plazma halini inceliyor. O yüzden B diyoruz. Geldik kristal örgüye sahip katı ve sıvıların manyetik, optik, esneklik ve elektriksel özelliklerini inceler. Kristal örgü dediğimiz anda hemen katı hal fiziği aklımıza gelecek. Burada yarı iletkeni de söyleyelim bir de kristal örgü de söyleyelim. Bu kristal örgü deyince hemen aklımıza ne gelecek? Katı hal fiziği Aklımıza gelecek. O yüzden cevabımız D diyoruz. Burada 3 için D'yi işaretleyebiliriz. Aynı zamanda 2'ye bakalım. Isı enerjisi, ısıl denge, enerji değişimi, hal değişimi, ısı aktarımı, iletim, konveksiyon, radyasyon. Yani ısının iletimi diyoruz biz bunlara. Temas ile, e, hava veya su ile, radyasyonla ışıma ile olaylarını inceler. Tabii ki termodinamik. Isı ve e, ısıl denge derse hemen diyeceğiz ki ısıya ile sıcaklığa alakalı termodinamik diyoruz geldik hemen ee, burada bu arada yanlış yazmışım 2'ye ee, A yazmam gerekiyordu hemen düzeltiyorum aynı zamanda 1'e de 1'e de e, ne yazmam gerekiyor B yazmam gerekiyor onu ters yazmışım tamam 4'e bakalım ışığın yapısı kırılma yansıma tamam, hemen optik diyebilirsin 4C o zaman 1B 2A 3D ve 4C şeklinde doldurmuş olduk Geldik hemen boşluk doldurma. Hemen aşağıdaki tabloyu doldurunuz demiş. Bir kere bunlar nelerdi? Temel büyüklüklerdi. Bak kısa muz. Temel büyüklükler. Bu temel büyüklükleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Karşımıza çok çıkacak. Kütle, ışık şiddeti, aynı zamanda sıcaklık, aynı zamanda akım, akım, e, akım şiddeti de diyebiliriz. Akım şiddeti de diyebiliriz. Aynı zamanda madde miktarı, aynı zamanda uzunluk, bunlar temel büyükler bir de zaman. Şimdi bunların sembollerine baktığımız zaman M kütlenin sembolü I büyük I ışık şiddetinin büyük T harfi sıcaklığı küçük i harfi e, akım şiddetinin bu küçük i harfi ve küçük n harfi maddemikten uzunluğun l harfi e, yani length'ten geliyor İngilizcedeki zamanında t time'dan geliyor aslında. Bu temperature bu time aslında ikisinin de aynı İngilizcesi olduğu için sıcaklık daha abi demişler. Zamanda en temel birimlerden bir tanesi olduğu için t ile göstermişler küçük t ile. Peki, geldik birimlerine. Kütlenin birimi her zaman kilogramdır. Evrensel SI birimi bunları diyoruz. Yani standart birim, dünyada kabul edilen birim. Hani gram da vardır ama onları çevirmeye göreceğiz zaten. Işık şiddetine baktığımız zaman kandeladır birimi. Ee, hemen CD ile yazıyoruz. Kandela diye de bunu kilogram diye uzun uzun yazmayacağım. Bunu ama yazayım ki birazcık aklınızda kalsın. Kandela diye yazılıyor. Hani kandilden aklına gelsin. Hani ışık kandilleri kandiller ışık verir ya. Ondan düşünebilirsiniz. Sıcaklığın birimi de santigrat derece değil. Amana kelvindir. Bunu da yazayım yanına. Kelvin'dir. Sakın ha santigrat dereceyi aman aman aman. Aküm şiddetinin birimine baktığımız zaman amperdir. Büyük hale gösterilir ve amper diye yazılır diyoruz. Moldür ee, bunun birimi aslında. Ee, mol dediğimiz şey de aslında bizim için nedir? Ee, madde miktarının ölçüsüdür diye düşünebiliriz. Iş, e, uzunluğun birimine baktığımız zaman metredir uzun birimi ve küçük m harfiyle gösterebiliriz. Zamanın birimi de saniyedir, saniyedir ve küçük s harfiyle gösterebiliriz. Şimdi geldik ölçüm aletine. Ölçüm aletine baktığımız zaman e, kütleyi eşit kollu eşit kollu terazi ile ölçeriz. Ee, ...şöyle bir şey, pardon... ...şöyle bir kefesi var, şöyle bir kefesi var... ...burada da eşit kolu terazi. Işık şiddetini fotometre denilen bir alette... Iş ...sıcaklığı termometre ile... ...akım şiddetini amper... ...metre ile... ...aynı zamanda madde miktarının... ...ölçüm aleti yoktur. Hesaplama ile ölçülür. Hesaplama ile ölçülür. Uzunluğa baktığımız zaman... ...cetvel... ...le ölçülür tabii ki. Ölçüm aleti cetveldir. Zamanı da kronometreyle ölçüyoruz diyebiliriz. Şimdi geldik aşağıdaki tabloyu ...doldurunuz demiş. Bak uzunluk, kütle, enerji, zaman, sıcaklık, hız, madde miktarı, akım şiddeti. Şimdi bunları, bunları, vermiş bize demiş ki temel mi türetilmiş mi? Şimdi kısa uzun içerisinde uzunluk temel bir büyüklüktür. Dolayısıyla bunu işaretleyebiliriz. Kütlenin içerisinde kısa uzun içinde K ile başlayan zaten temel büyüktür. Enerji temel değildir. Kısa uzun içerisinde yok. Kuvvet temel değildir. Bunların hepsi te türetilmiş büyüklüklerdir. Yani bunlar temelde yoktu. Kütle vardı temelde unutmayalım. Zaman temel büyüktür. Küçük t harfiyle gösterilir biliyorsunuz. Ve aynı zamanda sıcaklık yine temel büyüklüktür. Hız türetilmiş büyüktür. Metreyi saniyeye bölerek yani uzunluğu e, zamana bölerek bulabiliriz diyoruz. Baktığımız zaman madde miktarı temel büyüklük. Akım şiddeti temel büyüklük ama ısı türetilmiş bir büyüklüktür diyoruz. Tabii büyüklükleri temel ve türetilmiş diye ikiye ayırıyorduk. Bir de skaler ve vektörel diye ikiye ayırıyorduk. Neydi bu? Bu yönlü, bu da ...yönsüz diye aklımıza gelecek, skaler de yönsüz aklımıza gelecek... ...şimdi uzunluğun yönü yoktur, dolayısıyla skaler bir büyüklüktür... Ee, ...kütlenin yönü yoktur, 3 kilogram, ne tarafa doğru, hayır bilmiyorum, öyle bir şey yok... ...dünyanın her tarafında veya ayda kütlemiz işte 3 kilogram, yapacak bir şey yok, bu değişmiyor... Ee, ...ve yönü de yok bunun, enerji skalerdir, yönü falan yoktur, kuvvetin bir yönü vardır... ...mesela ne tarafa doğru kuvvet uyguladım, zamanın bir yönü yoktur... Ee, ve sıcaklığın bir yönü yoktur. 30 derece santigrat derece. Ne tarafa doğru? 100 Kelvin ne tarafa doğru? Öyle bir şey olmaz. Hız ne tarafa doğru söyleyebiliriz? İşte İstanbul'dan Ankara'ya doğru. İşte e, madde miktarı yönü yoktur. Akım şiddeti yönü olmayan bir büyüklüktür. Hani akım bu buradan buraya doğru. Hayır öyle bir şey yok. Akım elektrik olduğu için elektriğin yönü diye bir şey yoktur. Bunu unutmayalım. Akım şiddetin yönü yoktur. Bu çok karıştırılan bir şey. Isının da bir yönü yoktur. Dolayısıyla bunları bu şekilde skaler diye işaretleyebiliriz. Vektöreller yönü olanlar. E, burada kuvvet ve hız yönü olan diyebiliriz. Şimdi geldik verilen birimleri arasındaki birim çevirme işlemlerini yaparak boşlukları doldurunuz demiş. Sıfır tam onda üç kilogram kaç gramdır demiş. Şimdi hemen hatırlayalım. Bir kilogram eşittir bin gramdır. Dolayısıyla benim bunu binle çarpmam gerekiyor. Binle çarptığım zaman bak bu aslında hemen size hatırlatayım matematiklerini bunun. Üç, üç tam on, bak sıfır tam onda üç aslında. Bunu ben binle çarptığım zaman bak ne oluyor? Bunun altında bir vardır. Bu ikisini çarptığım 3000 bölü 10 yani 300'dür diyebiliriz. Hemen hatırlamayan arkadaşlar için yapmış olduk. Sonrası 0.6 ton e, kaç gramdır demiş. Bak bir ton bir ton aslında 1000 kilogram ve bir kilogram da bin gram. O zaman diyeceğiz ki ben bunu bir kere binle çarpacağım. Bir de üstüne bir tane daha binle çarpacağım. Dolayısıyla bunun aslında Normalde 6 olsaydı bak 6 bölü 10'u benim binle çarpacağım. Bir kere daha 1000 ile çarpacağım. Bununla çarptığım zaman 600 oluyor. Bir kere daha binle ile çarpınca 600 bin gram oluyor. 300 miligram kaç kilogram? Dikkat edelim miligramdan kilograma çıkacağız. Şimdi hemen e, buradaki tablomuzu çizelim. Bu kilogram, hektogram, dekagram ondan sonra e, gram. Ondan sonra desigram, santigram ve miligram. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Miligramdan kilograma yuh! Bir, iki, üç, dört, beş, altı defa bölmem gerekiyor. Neye? Ona bölmem gerekiyor her basamakta. O zaman bir kere böldüm, iki kere böldüm. Üç kere bölürse, bölersem sıfır tam onda üç olacak. Dört kere bölersem sıfır sıfır üç olacak. Beş kere bölersem sıfır 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 üç olacak. Altı kere bölersem sıfır virgül sıfır 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 üç olacak yani bak dikkat et burada iki defa böldüm üç oldu sonra altı defa bölmem gerekiyor bir kere daha böldüm sıfır tam onda üç İki kere böldüm yani burada iki olmuştu üç dört beş altı yani sıfır tam bir iki üç dört on binde üç oluyor diyoruz 300 gram kaç bunu yanlış yazmışız bir dakika 300 gram ee, burada ne diyelim mesela? Desigram diyelim bunu da. Hadi bakalım bunu da değiştirelim. 300 gram kaç desigram? Yani bir tane aşağı inmem gerekiyor. Bir tane aşağı inersem çarpı 10 yapmam gerekiyor. O zaman ne yapmam gerekiyor? 10 ile çarparsam 3000 desigram diyoruz. Sıfır tam e, onda 5, yüzde 5 e, gram kaç tondur diyor. Yuh. Bunu ne yapacağız biliyor musun? Bunu şöyle yapacağız. Aslında gramdan, gramdan tona gitmek istiyorum. İlk başta kilograma giderim bine bölerek. ilk başta bunu bine bölerim. Kilogram olur bu. Sonra bir daha bine bölerim. Tona ulaşırım. Bir kere daha bine bölerim. Şimdi bu binlere bölmek aslında bölü on üzeri üç demek. Bin on üzeri üçtür. Bu da bölü on üzeri üç demek. Şimdi bu zımbırtı, bu zımbırtı da şöyle yazılır. Beş çarpı on üzeri eksi iki dir aslında. Bunu biz e, bölü 10 üzeri 3 bölü 10 üzeri 3 yapacağız. O zaman bölü 10 üzeri 3 bölü 10 üzeri 3 yapacağız. Her seferinde bu bölme işleminde üstlere ne yapıyordu? Üstler çıkartılıyordu. O zaman eksi 2'den eksi 2'den 3 çıkartıyoruz. Bir kere daha 3 çıkartıyoruz. Toplamda eksi 8 oluyor. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 8 ton şeklinde birazcık zor bir örnek oldu gerçekten de. Bu şekilde hesaplayabiliriz gramı tona çevirirken diyoruz. Şimdi geldik boyutları şekildeki gibi dikdörtgenler prizmasına oluşturulmuş boş kap musluktan akan su ile tamamen doldurulmak isteniyor demiş. Hacim sorusu dikkat edin. Musluktan T sürede 5 santimetre küp su aktığına göre kap kaç T sürede tamamen dolar demiş. Şimdi böyle bir kap var garip bir kap ama bunun içerisine birazcık bakalım. İçerisine bakalım bak. Buradan bu çizgi aşağı doğru iniyor. 3 boyut haline getiriyorum sizin için. Tabii üç boyutu birazcık ee, şey yapmak, burada ayırt etmek birazcık zor olabilir. Bu üç boyut aslında. Kabın iç tarafını çiziyorum. İç tarafını gösterir hale getiriyorum. Şimdi diyoruz ki bu ee, akan suyu tamamen doldurulmak istiyor. Bütün hepsini doldurmak istiyor. Ama bütün hacmini bulmam gerekiyor bir kere. Ama şöyle yaptığım zaman bak dikkat et. Şuradan bir çizgi çizdiğim zaman ve bu çizginin alt arka tarafını bu şekilde belirginleştirdiği zaman şöyle bir aslında Bak, burası 5. Burası 5 olduğu için burası da 5. Ondan sonra burası 5 olduğu için burası da 5. Aynı zamanda şurası 5 olduğu için şurası da 5. Şurası 5 ise burası da 5. Burası 5 ise burası da 5. Burası 5 ise burası da 5. E, olan yani 5, 5 ve 5. 3 farklı ayrıtı aynı olan 5. Burası da 5'ti. 5, 5, 5. Bir küp çıktı ortaya. O zaman şurada bir küp var aslında. Bir ne kadar beş. He. Kübün hacmi nasıl bulunuyordu? A'nın kübüyle. Yani bir ayrıtının kübüyle. Beşin kübü eşittir 125. Santimetre santimetre santimetreyi çarptığımız için santimetre küp diyoruz. Bu kübün hacmi. Tamam bunu hesapladık. Sonra bir de burada dikdörtgenler prizması var. Bunun yüksekliği 10. On. Ondan sonra dikkat edelim. Şurasının hepsi 10'sa ve buraya 5 dediyse buraya kaç kalır? 5. O zaman burası da 5 ve şu ayrıtı da 5. Yani 5, 10 ve 5'ten oluşan bir dikdörtgenler prizması var. Şimdi farklı ayrıtlarını çarpıyorum. 5 çarpı 10 çarpı 5. Bunun hacmi de e, 250 santimetre küp ediyor. Bak bu kübün hacmi bu dikdörtgenler prizmasının hacmi. Kabın tamamı bu ikisinin toplamıdır aslında. Dolayısıyla 250 artı 125 eşittir 375 santimetre küplük bir toplam hacimden bahsediyoruz. Toplam kabın hacmi. Ne soruyor bize? Bu musluk T sürede 5 santimetre küp su akıtırsa diyor. O zaman kaç değil? O zaman 375'i 5'e böldüğümüz zaman karşımıza 75 e, çıkıyor. Yani T sürede bu kadar akıtırsa, 375'i kaç T sürede akıtır dersek bir doğru orantı yaptığımız zaman zaten bunu buna bölmemiz gerekiyordu. O zaman 75 T sürede cevabına ulaşmış oluyoruz. Gerçekten kazık bir soruymuş ama yaptığımız şey hacim bulup sonra buna bölmek cevabı bulmak. Şimdi geldik farklı bir soruya yarı çapı 2 santimetre. Ha, burası o zaman iki santimetreymiş. Yüksekliği beş santimetre. Hop burası da beş santimetre. Olan silindir biçimdeki bir sürahi öz kütlesi iki gram bölü santimetrik olan sıvı ile tamamen dolduruluyormuş. Ha, o zaman bunun içi tamamen doldurmuş. Tamam. Buna göre sürahi kaç litre sıvı ile dolar demiş. Şimdi bir kere bu sıvı, sıvı içine doldurduğum sıvı yani sıvının hacmi, sıvının hacmi aslında buradaki silindirin hacmine eşittir. Aynıdır bunlar. Neden? Çünkü bu sıvı bunun içine doluyor. O zaman diyeceğiz ki biz silindirin hacmini nasıl hesaplıyorduk? P çarpı R kare çarpı H ile yani taban alanı çarpı yükseklikle. Taban alanı neyin taban alanı? Buradaki dairenin. Dairenin taban alanı P'yi 3 alırsak. Yarı çapı zaten 2 imiş. 2'nin karesi çarpı yüksekliği de 5 imiş. Hemen bunu hesaplasak. 3 kere 4 12. 12 çarpı 5 60. Yani 60... E, ee, bunların hepsi santimetreydi. Bu da santimetre, bu da santimetre. O zaman 60 santimetre küplük bir hacimden söz ediyoruz. O zaman ne demişti bize? Sürahi kaç litre sıvıyla... Nasıl yani? Litre demiş burada bize. Aa, o zaman hacim çevirme yapacağım. Şimdi bir kere biz bunu 60 santimetre küp olduğunu bildik. Ama bizden ne istiyor? Litresini istiyor. Ne demiştik? Burada bir e, litre aslında bir desimetre küptür. Bunu unutmayalım. O zaman diyorum ki bunu bir kere desimetre küpe çevirelim. Santimetre küpü desimetre küpe çevirirken bir basamak yukarıya gitmem gerekiyor. Çünkü basamaklar da şöyleydi. Metreküp, desimetre küp, santimetre küp. Ve bir basamak yukarıya giderken neye bölmem gerekiyor? Bine bölmem gerekiyor. Çünkü küplü şeklinde ilerliyor. Bine böleceksem 60'ı bine böldüğüm zaman aslında 60 bölü binden bunlar sadeleşir sıfır yüzde altı yani sıfır tam yüzde altı çıkar. Bu desimetre kübe çevrilmiş hali. Yani. Şimdi ben bunun aslında bir litre bir desimetre küpse o zaman biz sıfır tam 10, %6 altı litre olduğunu söyleyebiliriz. O zaman cevabımız neymiş? Sıfır tam %6 altı litreymiş. Cevabımızı bulduk. Şimdi diyor ki bize boş sürahinin kütlesi 200 gram olduğuna göre demiş. Ha. Boş sürahi 200 grammış. Şunun dara diyoruz bunlar aslında. 200 gramlık bir darası varmış. E, dara, net, bürüt falan da Buna göre e, söyleniyor. 200 grammış. Sürahi içindeki sıvı ile birlikte eşit kollu terazide kaç gram olarak ölçülür demiş. Şimdi sürahinin kendi bir kütlesi var. Bir de ekstradan sıvı gelmiş. Sıvı ne kadardı? 60 santimetre küptü. Ve içine giren sıvıydı. Çünkü buradaki silindirin hacmi sıvının hacmiyle aynıydı. Onu söylemiştik baştan. O zaman... Burada da iki gram bölü santimetre küplük bir sıvı varmış öz kütlesi. Öz kütle formülü neydi? Dede muzu böl ver veya mor ve. Şimdi bizden ne istiyor? Aslında kütleyi istiyor. O zaman biz bunu kullanalım. Daha rahat yaparız. Kütlesini biliyoruz. 2 çarpı. E hacmini de öğrendik. 60. Ama birimlere dikkat edelim. Bu gram bölü santimetre küp. Burası da santimetre küp. Tamam. O zaman bunlar uyar birbirleriyle. Bu ikisi çarpılırsa bak gram bölü santimetre de ile santimetre küp çarpılır. Santimetre küpler birbirini götürür. Zaten gram çıkıyor. Tam istediğimiz gibi. İşte burası 120 gram çıkıyor. Bu ne? Sıvının kütlesi. Sıvının kütlesi. Şimdi sıvının kütlesi, bir de kabın kütlesi yani 200 artı 120. Bizim eşit kollu teraziye çıktığımız zaman ki toplam kütlemiz 320 gramı verecektir diyoruz. Kütle hacim grafikleri yanda verilen x y sıvıları ilgili soruların yanıtlarını demiş. Bu soru tipi çok önemli. Çünkü genellikle sınavda sorular bu şekilde geliyor. Dikkat edin dx bölü dy demiş. dx bölü dy ne? Bu, x, e, bu da y'miş. Bunların grafiklerini vermiş bize. Ne grafiği bu? Kütle hacim grafiği. Bunların öz kütlelerini bul ve birbirine böl diyor. Peki öz kütle nasıl bulacağız? Öz kütlelerin bulma formülü neydi? Dede, muzu, böl, ver. Biz bu formülü kullanabiliriz. Ama burada eğer sana şu zımbırtıyı görürsen... Graf, bak sınavda sana tüyo. Bunu lütfen uygulayın. Grafik sorusu... Grafik sorusu görürsen lütfen ama lütfen lütfen ama lütfen nokta yöntemini aklına getir. Nokta yöntemi. Ne demek nokta yöntemi? Bir grafiğin çizgisinin üzerinde bir nokta seçmen gerekiyor. Mesela bu nokta. Bu noktayı seçtiğin zaman x'in özelliklerine ulaşabilirsin. Sakın al sakın başka bir şey yapayım deme. Bu noktanın hemen koordinatlarına bakalım. Burası ne? 40. Hop buraya geldik. Burası ne? 20. Bu neydi? Kütleydi. O zaman Kütlesi 40, kütlesi 40. Bunun nesi? Hacmi, hacmi 20. İşte kütleyi hacme bölersek zaten öz kütleyi buluyoruz. O zaman dx dediğimiz şey 40 bölü 20'den 2 gram bölü santimetre küptür. Oh be bulduk bile. Şimdi geldik diğerine. Şimdi de nereye gelelim? Yeşil kalemle onunla yazalım. Burada y, ye, yeni nokta metodu şöyle bir nokta alıyorum. Veya burada okuyabildiğim bu noktayı da alsam fark etmez. İkisi de olur bu arada. Yani bu noktayı da alsam 10 bölü 20. Bu noktayı alsam 20 bölü 40 çıkıyor. Bak bu koordinatı 20. Bu da 40. Bu kütlesi bu hacmi. dy Y eşittir. 20 bölü 40'dan 0 tam onda 5 çıkıyor. Gram bölü santimetre küp veya bir bölü iki fark etmez. İstediğiniz gibi yapabilirsin. O zaman buradaki cevabımız bunu buna böl diyor bize. O zaman iki bölü sıfır tam onda beş. O da cevabı da dört eder diyoruz. Şimdi diyor ki iki sıvıdan da ellişer santimetre küp alınarak oluşturulan karışımın kütlesi kaç gramdır demiş bize. Şimdi karışım soruyor bize. Karışım soruyorsa bizim yapmamız gereken şey aslında bir tablo oluşturmak. Ne tablosu? Hemen göstereyim. Bir kere biz ne yapmamız gerekiyor? Şöyle bir şöyle bir tablo yapıyoruz. Diyoruz ki x sıvısı, y sıvısı. Bu da karışım diyelim. Tamam mı? Şimdi neler var bizim bilmemiz gereken? Bunların e, deveyi yapmamız gerekiyor bu arada. D, ça, D, V, bir de kütle değil mi? Hatta şöyle yapalım. M, şöyle yapalım. M, D, V. Mor D, yapalım ya. Yani. Şimdi bunu yazdıktan sonra diyorum ki bunun kütlesi bilmiyoruz. E, D'si ne kadar bu e, X sıvısının 2. O zaman buraya 2 yazdım. E, V'si ne kadar demiş 50 işer sandım. O zaman buraya 50 yazdım. X sıvısından bu kadar alınmış. Sonra Y sıvısından ne kadar alınmış? Y sıvısından bundan da 50 alınmış. V öz kütlesini ne söylemiş bize? Bulduk zaten 0 tam 15. Bunu grafikten bulduk ya artık işimiz rahat. Neydi mor deve? Yani bu eşittir. Bu çarpı bu diye. Bu ikisini çarparsam hop buraya yüz buldum. Bu ikisini çarparsam 50 çarpı 0 tam onda beş. Hop buraya 25 yazarım. Şimdi biz bu ikisini karıştırmıyor muyuz? Karıştırıyoruz. Nasıl karıştırıyoruz? Bununla bunu birbirine ekliyoruz değil mi? Bunun kütlesi bunun kütlesi birbirine eklenmesi gerekiyor. O zaman toplam kütle 125 gram olur. Aynı zamanda toplam hacim de 100 santimetre küp olur. Bak 125 gram 100 santimetre küp. O zaman Öz kütleyi bulmak çok basit. Bunu buna bölerek bulabiliriz. Yani bir tam onda 25. İşte karışımın öz kütlesini... bu şekilde tablo yöntemiyle x y karışım. İşte bu kadar. Bunları tekrar tekrar yazıyorsunuz, mor uyguluyorsunuz ve tak diye zaten bunu buna bölünce ortadaki bizim sonucumuz oluyor. Yukarıdaki dikdörtgen prizması biçimindeki cismin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı D'dir demiş. Şimdi böyle bir cisim var. ...dayanıklılığı büyük dedi demiş. Tamam. Buna göre cisim A yüzeyi üzerine oturtulduğunda... ...cismin dayanıklılığı kaç D olur demiş. Şimdi... ...şimdi burada böyle durduğunda... ...yani... Ee ...aslında bu şekilde göründüğü gibi durduğunda... ...yüksekliği bunun burası. O zaman bu D dediğimiz ilk dayanıklılığı... ...aslında bir bölü yüksekliği yani A kadar. Şimdi diyor ki... A yüzeyinin üzerine oturtursa diyor. Şimdi A yüzeyinin üzerine oturtursa burası tabanı olursa burası taban olursa şimdi demin farklıydı. Ama şu bu yükseklik buydu. Ama bunun üzerine oturtulursa o zaman yüksekliği otomatikman burası oluyor. O zaman yeni dayanıklılık yeni dayanıklılık bir bölü dört A olacak. Şimdi bu 1 bölü A D ise eğer bir bölü dört A D'den fazla mıdır az mıdır? Tabii ki daha azdır. Çünkü dört aşağıda küçültmeye çalışıyor sonucu. O zaman bizim ilk başta D eşittir 1 bölü A ise 1 bölü 4 A da aslında aslında D bölü 4'tür. Bak dikkat et sadece buralara 4 eklemiş olduk. O zaman cevabımızın D bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdaki kaplar ve yarıçapları verilen kılcal bollar aynı maddeden yapılmıştır. Sıvıların bulunduğu kap ile sıvılar arasındaki adezyon ...ve kohezyon kuvvetlerinden... ...birinci kapta büyük... Ee, diyor ki... ...adezyon kuvvetleri kohezyon kuvvetlerinden... ...birinci kapta büyük... ...yani burada... ...adezyon büyüktür... ...kohezyonmuş tamam... Ee, ...ikinci kapta ise... ...yani buradaki sistemde ise aslında... E, ...küçüktür o zaman... ...burada adezyon küçüktür... ...kohezyon o zaman... ...burada kohezyon yani top gibi durmak isteyecek... Burada da aslında yapışacak, aslında tümsek gibi durmak isteyecek burada. Tamam, bir düşünelim bakalım. Şimdi nasıl olacak? E, ee, adezyon, adezyonda ne yapıyorduk? Yapışmak istiyorduk değil mi? O zaman burada yapışma kuvvetleri etkili, burada da tutma kuvvetleri birbirine etkili. Şimdi diyor ki, buna göre kapladık kılcal ve burun içerisindeki sıvı seviyelerini çizerek gösteriniz demiş. Şimdi bir kere burada adezyon kuvvet etkiyse buradaki su bir kere yükselecek ve şöyle durmaya çalışacak. Gösteriyorum. Bak bunun içerisinde yükselecek. Böyle yükselecek. Burada aynı şekilde tabii ki dikkat edelim. Daha dar boruda kılcallık olayı daha fazla oluyor. Daha da yükseliyor. Ve daha dar boruda daha da yükseliyor. Yani kılcallık olayından dolayı daha dar boruda daha da yükseğe çıkıyor diyoruz. Ve burada da aslında ne yapacak ee, e, bizim için aşağı tabii aşağı doğru birazcık olacak ama çünkü burada yükseleceği için burada su seviyesi birazcık daha aşağı doğru düşecek ve böyle ve böyle son seviyeleri bu şekilde olacak. Adezyon olduğu için etrafa tutunmaya çalışıyor. Ama burada ise burada ise kohezyon daha kuvvetli. O zaman bu aşağı doğru çakacak. Daha fazla aşağı çakacak. Mesela tabi kohezyon olduğu için böyle top gibi durmak isteyecek. Burada ...yine böyle duracak. Burada böyle duracak. Dikkat edelim. Aşağı doğru bir gidiyor. Yani aşağı doğru e, yönelim var. Kohezyon olduğu için. Ve buradaki bu sefer... ...diğer taraflarda yükselecek su. Çünkü buradan aşağı doğru bastırıldı ya... ...diğer taraflarda... E, ...yine ama top gibi duracak şekilde... ...duruyor diyoruz. Yani bu şekilde kohezyonda... ...bu şekilde duruyor. Adezyonda ise ellerini e, açmış bir şekilde duruyor Aslında e, yani Allah'ını kurban gibi böyle ellerimizi açmışız Burada ise kendi içimize kapanmışız diyoruz. O zaman bu şekilde de kılcallık olayında dikkat edelim Aşağı doğru daha fazla, ...bastırma hareketi, bu da ise yukarı doğru daha fazla bastırma hareketi... ...bu kılcallık etkisinden. Yani bu üçü arasındaki farkın temel sebebi... ...neden bu daha yüksek? Çünkü kılcallık olayından. Ve neden bu daha alçak? Çünkü kılcallık olayından diyoruz. Ve bu şekillerde adezyon ve kohezyon kuvvetlerinden kaynaklanıyor. Şimdi geldik hareket konumuza. K noktasından harekete başlayan kişi... ...şekildeki yörüngeyi izleyerek... ...L noktasına bir buçuk dakikada geliyor demiş... Buradan buraya bir buçuk dakikada geliyor demiş Buna göre bu kişinin hızı kaç metre bölü saniyedir demiş Yarım çemberlerin merkezleri o ve o üssü ee şöyle yapalım şu o bu da o üssü diyelim bunu unutmuşuz O ve o üssü noktaları demiş Tamam süper bunların yarıçaplarını vermiş zaten süper Şimdi Burası önemli bu soruda aslında bize ne soruyor hızını soruyor Hız nedir? Vektöreldir. Hız nasıl bulunur? Ee, v eşittir. Delta x yani yer değiştirme bölü delta t ile bulunur. Zaman değişimi. Şimdi dikkat edelim. Metre bölü saniye demiş. Metre tamam eyvallah bunu biliyoruz. Zaten buradaki metreler süper. Ama bir buçuk dakika demiş. Bu ne halttır? O zaman diyorum ki bir buçuk dakika kaç saniyedir? Bir dakika 60 saniye olduğu için bir buçuk dakika 90 saniyedir. Aman dikkat edelim. O zaman zamanımızı yani T'mizi bulduk bile. Aşağıdaki T'yi biliyoruz. Aşağı 90 yazacağız. Peki ne kadar yer değiştirmiş? Yer değiştirme neydi? başlangıçla bitiş arasındaki en kısa mesafe buradan buraya kadar ve düz bir vektör şeklinde. O zaman buradan buraya kadar ne kadar? Bak 8. Burası 6 6 toplamda 12. Sonra 10, sonra 3 3 yarıçaplarıyla beraber burası toplamda 6 metre. O zaman 8 12 20 30 36 45. O zaman diyorum ki yukarıdaki uzunluğumuz da yani yer değişmemize de 45 metre olacak. O yüzden cevabımızın 1 bölü 2 yani 0 tam onda 5 metre bölü saniye olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu hızımız. Bir de bir de size ekstradan neyi sorabilir? Bir sürati sorabilir. Sürat neydi? Yol bölü zamandı. E zaman aynı 90 değişmiyor ama yolumuz ne kadar? Buradan böyle gitmiş, sonra böyle gitmiş, sonra böyle gitmiş, sonra böyle gitmiş, sonra böyle, gitmiş, sonra böyle gitmiş. İşte bu bunu hesaplamamız gerekiyor. Buradaki yarım çember normalde çemberin çevresi 2 pi r ile hesaplanır. Ama yarım çember pi çarpı r'dir. O zaman pi'yi 3 alırsak mesela pi'yi 3 alırsak 3 çarpı yarı 6 18 metre burada yol gitmiş. Böyle kıvrımlı yol şu kıvrımlı yol. Bir de buraya bakarsak pi çarpı r idi yine. Pi'yi 3 alırsak yarı çapı da 3 olduğu için 9 metre de buradan gitmiş. Bu da bu kıvrımlı yol. O zaman bu yolu hesaplayalım bakalım. 8 artı 8 artı burada 18 metre artı sonra burada 10 metre artı sonra burada 9 metre artı sonra burada 9 metre yani bu bizim yolumuz oluyor o zaman 18 36 46 ve 54 ediyor o zaman 54 bölü 54 bölü 90 aslında e, bunları 9'la sadeleştirirsek burada 6 kalır burada da 10 kalır 6 bölü 0 tam onda 6 metre bölü saniye. Bak bu sürat farklı çıktı hız farklı çıktı aman bunları da dikkat edelim sorularda sınavda Bunlar da gelir. O zaman hemen size sıfırdan dokuz'a fizik konu anlatımı soru bankasından yapmamız gereken kısımları kendi bir kere okulda işlediğiniz yere göre eğer üç, üçüncü üniteyi geçmediyseniz üçüncü üniteyi gelinceye kadar altmışıncı sayfa kadar özellikle test geçleri lütfen yapalım. Bu sorular bizim sınavdaki çıkabilecek soruların benzeri olacaklar ve genel sorular. Aynı zamanda aynı zamanda konu anlatımlarını tekrar edebiliriz ve dinamo fizik kitabımızdan da burada dikkat edelim. madde ve e, madde ünitesi yani ikinci ünite biz gerçekten çok değerli. Dolayısıyla ünite tekrarımızı buradan yapalım. Sayfa 70'te ikinci ünite tekrarı. Aynı zamanda ünite tekrarlarını yaptıktan sonra da ÖSYM tarzını yapmasınız olur. ALFL tekrarını yapabilirsiniz. Aynı zamanda yazılı hazırlık kısımlarını buradan lütfen yapalım. Birinci ünitenin de yazılı hazırlık kısımları var. Onu da hemen göstermek istiyorum. Burada sayfa 34'te. Aynı zamanda ALFL tekrarları ve ünite tekrarlarını da birinci ünite için lütfen yapalım. Eğer hareket konusu çıkacaksa da lütfen buna da geçiş yapalım. Hadi bakalım o zaman sınavınızda şimdiden başarılar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım.